Annem babam ayrıldı. Türkiye'de 11 yaşında annesiz babasız kaldık tabii ki. Sevgisiz öğretmen lisesinde büyüdüm. En çok sevgiye ihtiyaç olduğunuz zamanlar. Şimdi 11 yaş ile 21 yaş arasında annemi hiç görmemişim mesela. Hani istiyorsunuz ki babam tabii o geleneksel babalardan bir tanesi. Ama Allah razı olsun ben babama bir şey demem. O benim babam. Ve asla o kadar çok şey yaşıyorlar babalarıyla sıkıntılar yaşıyorlar. Yaşamalarında babalarına karşı olumsuz bir duygu beslemelerini hissetmelerini de istemem. Çünkü bize yakışan, bize düşen her ne olursa olsun babamıza o saygıyı göstermek. O ne yaparsa yapsın. İnsan şunu istiyor. Mesela 52 yaşına gelmişim, bu kadar iş yapmışım dünya kadar. Bir kere babanla sarılamamak, bir kere seni seviyorum oğlum cümlesini duyamamak, bir kere iyi ki varsın oğlum cümlesini duyamamak ya da sırtının sıvazlanmaması çok acı bir şey ya. Eksiklik. Yani niçin, hani neden? Olabilir ya, sıkıntılar olabilir, anlaşılmayan şeyler olabilir, problemler. Hangi evde yok, hangi ailede yok, hangi yerde yok? Niye olsun yani? 3 günlük dünya. Şimdi 50 yaşadık, 52 yaşındayım. Bir 50 yıl daha yaşamanın bir garantisi var mı? Öldükten sonra Allah'ın huzuruna gideceğiz. Herkes hesabını nihayetinde Allah'a verecek. Ben o yüzden diyorum ki hani ailesiyle sıkıntı yaşayan, işte beni babam sevmedi, ya sevmemiş olabilir. Sen sev. Sana ilgi göstermemiş olabilir. Sen göster. Efendim seni koruyup kollamamış olabilir. İsyan etme. Bizim inancımız ne diyor? Öf bile deme diyor. Şimdi anne baba hakkıyla ilgili sevgili peygamberimizin o kadar çok tavsiyeleri, o kadar çok ihtarları var ki. Şimdi bütün bunlar göz önündeyken anneye babaya ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerse söylesinler asla ama asla karşı gelmemek gerekiyor.